Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün bir bisiklet inceleyeceğiz. Trein Emonda serisi, yani tırmanış modellerinden bir tanesi. Ama bu bisikletin en büyük özelliği Asla Durma kanalından verilecek olan ilk bisiklet olacak arkadaşlar. Evet, belki onu duyup gelmişsinizdir. Paylaşımları görmüşsünüzdür. Bunu Toyota ile beraber arkadaşlar Mobil Sen Özgürsün projesi kapsamında aranızdan birine mobilitenizi geliştirmeniz için vereceğiz arkadaşlar. Ve bundan çok güzel turlar atacaksınız eminim. Şimdi burada bu bisikleti bir inceleyelim dedik. Hazır Trein'e gelmişken bu bisikleti alacağım, ben biraz sonra eve gideceğim. Öncesinde şurada bir bakalım neler oluyormuş bu bisiklette, neler varmış. Onu bir görelim. Evet, kimle göreceğiz? Yaver'le değil. Ne haber abi? Evet, Oğuzhan'la beraber. Ne haber abi? Herkese selamlar. Abi hoş geldin sen tekrardan. Hoş bulduk. Ben Trek Cadde Bostan mağazasından Oğuzhan Yazıcı. Bugün Fatih abi geldi ve bilgisini aldık. Yılbaşında çok güzel bir çekiliş olacakmış. Sizin için çok güzel bir bisiklet izleyeceğiz. Şu anda merakla bekliyorlar ne inceleyeceğiz diye. Ben demin söylemedim. Valla giriş seviyesi desek değil, çok üst model desek değil ama orta kapsamda sizin bütün ihtiyaçlarınızı görebilecek bir yol bisikleti aslında. Evet. M10'da ALR 4 disk inceleyeceğiz sizin için arkadaşlar. Evet, çocuk burada arkadaşlar. Bisikletimiz hemen burada. Aynen burada. Aslında ilk başta gövdeden başlayabiliriz. Gövdemiz Trein Ultralight Üst 300 serisi dediği bir gövde yapısına, malzemesine sahip. Gizli teknoloji adı altında yapılan bir kaynak sistemi var. Evet. Belki oradan çok net gözüküyordur şu anda. Aslında ilk baktığınızda bisiklet bir alüminyum gövde değil de bir karbon gövde edası veriyordur sizlere. Aynen öyle. Çünkü tamamıyla gizli teknoloji adı altında yapılan bir kaynak sistemi kullanılıyor bunda. Trein'in en büyük özelliklerinden biri, en başlangıç seviyesi bisiklet daha iyi olsa maşamız karbon geliyor. Hı hı. Ve bu karbon maşamızda ön fren kablomuz da yine aslında maşanın içinden geçiyor. Bu da çok giriş seviyesi ürünlerde bulunmaz ama Trein'in en çok önem verdiği noktalardan bir tanesidir. Evet, şimdi bakın arkadaşlar, resmen karbon gibi. Karbon yani gibi bir bisiklet. Kaynak yeri gözükmüyor. Aynen, hemen hemen de zaten SL serileriyle aynı kilogramlara eşittir kaldığı ağırlıkları. Evet, zaten bu alüminyum en hafif alüminyum değil mi? En hafif Ultralight diye geçiyor. Ultralight 300 serisi diye geçiyor. Alabileceğiniz Trek'teki en hafif alüminyum gövdeli bisiklet. O yüzden dedim biraz çok giriş seviyesi değil aslında, orta segmente, hı-hı, ve iyi hizmet eden ve tam arada kalan bir bisiklet. Üzerinde Tiagra donanım setimiz var. 4700 serisi dediğimiz onlu grup settir bu. Bisikletimiz ayrıyetten disktir. Onu da en başta belirttik ama tekrardan, hı-hı, söylüyorum. Aslında diskin de şurada en büyük özelliği, bizim yol bisikletlerine disklere geçmeden önce frenler bacakların üzerinde bir ayar mekanizmamız vardı. İşte viteslerin şuradaki ön kablolarında bir ayar mekanizması, hı-hı, vardı. Evet. Şimdi bu bisiklette aslında çoğu üst modelde de olmayan hidrolik frenlere hassas ayar verebileceğimiz bir noktamız var. Aslında hediye anlamında gayet güzel bir hediye. Öyle söyleyebilirim. Bu belki çoğu üst model bisiklette bile yok. Yine üzerinde Bontrager'ın kendi serisi var. Alüminyum raylı. Ön tarafa gelirsek kokpit tarafında alüminyum gidon boğazı var ve bizim gene entegre parçalarla işte kilometre saate ve ışıklarımızı bağlayabildiğimiz Blender seti diye geçer aslında. O setleri de buna bağlayabiliyoruz. Hı-hı. Tabii bunlar da bu arada gene hafifleştirilmiş alüminyum malzemeye sahip. Jantlarımız gövdenin özelliğiyle beraber sokma milli gelir arkadaşlar. Bir altı alyan aracılığıyla, hı-hı, sökülüp işte sonrasında söktak işlemlerinde fren ayarlarımızın bozulmadığı ve, hı-hı, üstünde sizin aslında kolayca sökebileceğiniz sokma mil adaptörümüz var. Hı-hı. Bu adaptör, evet, tek başına gelir. Aslında bir emniyettir sizin için. Hı-hı. İşte atıyorum bir yere bağladığımızda jantlarımız sökmesinler dediğiniz noktada aslında herkesin bulabileceği bir şey değildir bu. Evet, bu adaptör arkadaşlar hem ön jantı sökmek için hem de arka jantı sökmek, aynen, için kullanıyorsunuz. Bakın burada böyle sökme yeri yok. Aynen. Bunu yani geliyorsunuz buraya takıp ondan çok bilmeyen bir adam bunu nasıl sökeceğim diye afallayıp zaten bisikletin jantlarını sökmekten geri kaçabilir. Onu da şuradaki aparatla çok kolay bir şekilde, hı-hı, söktak yaparak jantlarımızı sökebiliyoruz. Peki bunu düşürür müyüz? Bu düşmez. Aslında üstünde yivli bir noktası var. Hı-hı. Tam sokma milinin içine girdikten sonra o yere oturduğu anda ürünün düşme ihtimali sıfırlanıyor. Hı-hı. Dolayısıyla isterseniz bunu bisiklete binerken cebinizde, isterseniz bisikletin ön ya da arka sokma milinin üstünde, hı-hı, çok rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Zaten şöyle kolayca çekmeyle gelecek bir ürün değildir. Yani Trek de kendini böyle bir güvenliğe almış diyelim. Evet. Onun haricinde jantlarımız Trein Bontrager modelin Affinity TLR diye geçen bir jant seti. Yine çift kat alüminyumdur ve hafifleştirilmiş bir alüminyum janta sahip. Ve disk olmasına rağmen tabii şeyler yoktur üzerinde, fren yüzeyleri, hı-hı, tamamen siyah görüntüsüyle.
Bisikletimiz de bu arada komple evet. mat bir boyaya sahip. Mis gibi oldu. İşte treyimizin yazısı evet. böyle bir 180 derece açıyla geldiğimizde böyle biraz bu, renk değiştirir. Kadro da şey gibi, aero kadro gibi. Aero yani. Kadro gibi dikdörtgen bir yapıya sahiptir abi. Zaten bu Emonda'nın yeni... En büyük özelliği. En büyük özelliği yenileştirilmiş Emonda'nın aero'ya döndü. Aynen, kesinlikle. Bunda da gene önden rüzgarı karşılayan bir alın Hı-hı. borumuz var. Double batıt diye geçer. Konik bir borudur bu da. Kadronun diğer gelen yapısı rüzgarı aslında şurada böyle yukarıya doğru biraz incelir bu gövdenin Hı-hı. giriş hatları. Aslında rüzgarı alıp tamamen arkada tutmadan size Hı-hı. rüzgar direncini azaltmak içindir. Ki burada... ama zaten bu bisikletin en büyük özelliği tırmanış bisikleti. Aynen M-Honda öyle. Yani. Aslında M-Honda serisi de bildiğimiz yol bisikletlerinde safkan yol bisikleti dediğimiz bisikletlerden Hı-hı. aslında. Domane ve Madonna biraz da kendi alanlarına göre değişiyor diyebilirim. Bu da onun dediğimiz gibi çok giriş seviyesi değil arkadaşlar bu arada. Ürün çok güzel bir ürün. Hediyeyi alacak arkadaşa şu andan benim şeyim ısındı. Ben bile alıp kendime binebileceğim bir bisiklet çünkü gayet yeterli. İstanbul'da, il dışında, asfalt zemin üzerinde, kuru toprak zeminde belki biraz hissettirir ama çok da güzel kullanacağınız bir bisiklet. Herkese hayırlı olsun diyeyim. Bisikletin size gayet güzel, sorunsuz bir şekilde bineceğiniz bir bisiklet. Herhangi bir sorunda da atıyorum aldınız mağazamızda herhangi türlü teknik destek, bilgi ihtiyacı, ben olsun, Yaver Bey olsun, Türkiye MTB şampiyonumuz Emre de burada evet. bu arada. Belki önceki videolardan yani çekilişten beleş çıktı diye Trek servisini vermeye devam ediyor çünkü. Aynen. Kesinlikle. O yüzden tabii Trek'in en büyük özelliği gövdesi ömür boyu garantili arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olduğunuzda Cadde Bostan ya da Ortaköy mağazaya istediğiniz soruyla gelebilirsiniz. Evet. Bekliyor olacağız sizleri. Evet. Evet arkadaşlar işte mis gibi bisiklet. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Önce Mobisen Özgürsün'ün Instagram hesabını takip ediyorsunuz. Sonra Asla Durma'nın Instagram hesabını takip ediyorsunuz. Ve Asla Durma'nın o Instagram hesabındaki şu postun altına ona mobilite kazandırmak istediğiniz arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Ve buna çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Evet bunu da aynı zamanda canlı yayında çekilişini yapacağız. Onun için... O canlı yayında Asla Durma'dan ve Mobisen Özgürsün'den takip edin. Onun süresini sonradan vereceğiz. Hadi bakalım. Şimdilik inceleme bu kadar. Şu andan itibaren alacak arkadaşa sana belki de hayırlı olsun. Hadi. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz Oğuzhan'a da. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz. Şş, çok güzel ha. Aynen.